Merhaba arkadaşlar. Windows Server ve Active Directory hizmetlerimizi kurduktan sonra artık bir Windows 8 makinesi kurup bunu domainimize dahil edip yönetim işlemlerine başlayabiliriz. Yeni makine kurmak için File, New Virtual Machine ilk seçenek, devam. İşletim sistemimizi daha sonra seçeceğiz dedik. Windows 8 1 64 bit. Sonraki nereye kurayım diyor. Hemen en altında sanal makineler diye bir klasörümüz var. Windows 8.1 OK diyelim. Next. 60 GB yeter bize. Donanımını 4 GB verelim. İşlemci 1. SATA diski ISO dosyası seçeceğim. Hemen onu da seçelim. C'nin altında ISO 8164 bit. Network bizim bu ağ için oluşturduğumuz VM on network'üne veriyoruz. USB controller, USB ses kartı, yazıcı ve ekranı tamam diyoruz. Daha sonra close diyelim. Finish. Ve makinamızı başlatıp kurulumuna hemen başlayalım hiç zaman kaybetmeden. Evet, hemen ISO dosyasından Windows'u okumaya başladı. Dil İngilizce, hatta Türkçe varsa Türkçe seçelim diyecektim. Türkçe okumuş. Tarih İngilizcesi, Türkçe seçebiliriz tarih formatını. Next. Şimdi kur diyelim. Lisans sözleşmesi devam. Custom. C diskine direkt 60 GB tamamını kur. Ve kurulum işlemi burada başladı. Tamamlanana kadar videoyu durduralım. Tamamlandıktan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Burada kurulumu tamamladı. Makine yeniden başlatmak istiyor. Hemen otomatik yeniden başlamasını bekledim. Bilgisayarı yeniden başlatıyor hemen. Evet, yeniden başlamasını bekleyelim. Yeniden başlamasını beklerken hatırlamak adına sanal network ayarlarımıza bakıp sırada bir IP elle vereceğiz. Yani dolayısıyla bir DHCP hizmetimiz şu an olmadığı için 192.168.110.5'i buraya verebiliriz. 110.5 hemen buraya vereceğiz. Hazırlandıktan sonra ve daha sonra server makinamızla ping alışverişi yapıp yapmadıklarını göreceğiz. Hatta buradan biz başlatalım direkt. Sürekli ping atalım. Ping 192 165 miydi? Tekrar bakalım, hatırlayamadım bir an. 168 110, çok özür dilerim. 110.5 ping'in sonuna eksi t yazdığınız zaman sürekli ping atar. Normal varsayılan olarak 4 defa ping atar ve kaç kayıp, kaç başarılı olduğunu gösterir. Biz sonuna T parametresiyle sürekli ping atmasını sağlıyoruz. Bu arada makinamızın açılmasını bekliyoruz hala. Gerekli ayarlamaları yaparken bekliyoruz. Ayarladı. Hemen direkt varsayılan makine ismi PC1 diyelim, makina 1 anlamında. Next diyelim. Burada makina ismi verirken arkadaşlar Microsoft tarafında belli bir zaman, yani yılın belli zamanında, yılda bir geliyor genellikle. Lisans denetimleri olur.
Bilgisayar isimlerinizi eğer daha sonra değiştirmeye ihtiyaç duymayacağınız şekilde verirseniz bu lisans denetimlerinde daha rahat geçersiniz. Örneğin siz makine alanınızı kullanıcıya göre isimlendirdiniz. Kullanıcıya verdiniz, adamın adını, soyadını makine ismi olarak tanımladınız. Daha sonra o personel işten ayrıldığında yeni kişiye verirken makine ismini tekrar değiştiriyorsunuz. Ya da formatlayıp vermek durumunda kalıyorsunuz. Microsoft denetiminde son 3 aylık periyoda bakıyor. Dolayısıyla aynı makina sırf ismi değiştiği için ya da formatlanıp yeni bir isimle verildiği için 2 veya 3 makinaymış gibi Microsoft dokümanlarına girebiliyor. Adam bu sefer gelip bunun 3 tane makine kullanmışsınız, bunun faturası nerede diye sorabiliyor. Bunun önüne geçmek için böyle numaralandırmayla yaparsanız o tarafta bir avantaj sağlamış olursunuz. Burada biz direkt kullanıcı varsayılan ayarlarıyla devam ediyoruz. PC 01 dedik. Burada ping olayı devam ediyor. Çünkü biz daha IP vermedik. Makinamız şu an internet bağlantısını kontrol ediyor. İnternet bağlantısını bulamadım. Microsoft hesabını açmak için create a local account diyoruz. Bu Türkçesi yerel bir hesapta aç. Username PC1 diyelim. Password şifremizi verelim. Password ipucu 1 verelim. Diyor ki makine ismiyle farklı bir isim verin. PC 11 olsun. Hatta administrator olsun. Ya da admin. Finish diyelim. Makinamızı kuruyoruz. Daha sonra IP ayarlamalarını yaptıktan sonra bu Windows 8 makinayı domain yapımıza dahil edip temel kullanıcı, grup, bilgisayar işlemlerini yapacağız. Nereden yapmıştık? Server tarafında tekrar kurulumu beklerken hatırlamak adına user şöyle yapalım. Burada aramada gözükmedi. Administrative tool, Active Directory user and computers başlığın altında buradaki ekranda biz software sanal şirketimizin herhangi bir departmanında bir kullanıcı açıp bu bilgisayarı ona tahsis edeceğiz. Şu an gerekli uygulamaları yüklerken bekledik. Şu an hemen IP adresini elle verelim. Şurada sağ tıklayalım. Network and Sharing Center Türkçesi ağ ve paylaşım merkezi. Ethernet sıfıra bağlıyız. Şu an bir IP almamış gördüğünüz gibi. Seçenekler. IPv4 seçiyoruz. Ve hemen verelim. 192. Şuraya tıklayalım. IP adresi. 192, 168, 110, 5. Default Gateway 192, 168, 112 dedik. DNS'i bizim sunucumuz olacak. Şuradaki Windows Server olacak DNS'imiz. O da 192, 168, 110, 254. OK diyelim. OK diyelim. Burada geldi mi ping? Bakalım. Timeout'a düştü. Close diyelim. Timeout artık alıyor ama cevap alamıyor. Böyle durumlarda ilk kontrol edeceğimiz şeylerden bir tanesi firewall. Hemen yani güvenlik duvarı. Güvenlik duvarına bakalım. Evet, güvenlik duvarımız açık. Onu kapatırken ekrana sığdıralım.
Turn off or şurada güvenlik duvarlarını kapatalım. Herhangi kurallara takılmamak adına. Timeout görmedi. Peki burası görüyor mu? CMD ping 192 168 110 254 diyelim. Evet, orada Windows Server'ımızı görüyor. Ama Windows Server'ımız görmüyor. Onu hemen durduralım ve tekrar 192 168 115 diyelim. Almıyor. Peki bu Windows bunun firewall'una bakalım. Güvenlik duvarına. Windows firewall. Evet, bunda firewall'u açıkmış. Onu da kapatalım. Şöyle turn off dedik. Bakalım geldim. Evet, firewall'u kapattıktan sonra ping almaya başladı. Artık bu makinamızı domain'e alabiliriz. Bir sonraki videomuzda bu makinayı domain'e alıp kullanıcı işlemlerini bu makine üzerinde nasıl yapıldığını görüyor olacağız. Hatta pardon arkadaşlar, burada domain almadan önce yapmamız gereken bir işlem daha var. VMware tarafı için söylüyorum. Yani gerçek fiziki makinede bu işlem yapılmaz tabi de. Gördüğünüz gibi ekran sığmıyor. Yani küçük küçücük bir ekran. Bunun için ne yapıyorduk? VMware Install VMware Tools seçeneğinde seçtiğimiz zaman VMware araçlarını buraya yükle diyoruz. Zaten otomatik VMware kendi sanal diskini makineye yüklüyor. Hemen çift tıklayıp bu VMware tool'larını da yüklememiz gerekiyor ki gerçek anlamda bir makinamız elimizde olsun. Onu da yükleyip bir sonraki videoya geçiyor olacağız. Next diyelim. Normal varsayılan ayarlarıyla kurabiliriz. Install diyerek kurulumu başlatalım. Gördüğünüz gibi burada yeniden başlatalım mı diyor. Daha henüz yeniden başlatma. Biz VMware tool'u kurduktan sonra edit, view, auto size, otomatik yeniden boyutlandır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi tam ekran bir makinamız oldu. Hatta şuradan full size dediğimiz zaman fiziki makinenin bütün ekranını kullanabiliyor. VMware Tools'un böyle bir güzelliği var.